Birazdan bahsedeceklerim sizleri şaşırtabilir. Peki ne oldu da Samsung'un kamera işi bu kadar kötü gitti? Hep birlikte bakalım. Son çıkardığı modellerle yoluna emin adımlarla ilerleyen akıllı telefon pazarında da oldukça iyi bir durumda olan Samsung, her kesimden insana hitap etmeyi başarmıştı. Çıkarmış olduğu AR ve VR ürünleri aynı zamanda Samsung'un kamera işinde olduğunun da bir sinyaliydi. Fakat işler bir noktada iyi gitmedi ve Samsung'un kamera işinde başarısız olduğunu eminim ki birçok insan, ben de dahil, bilmiyorduk. Herkese merhaba. Bugün Samsung ile ilgili bir başarısızlık hikayesini ele alacağız. Samsung'un kamera işindeki başarısızlığını bulmak için işler nasıl bu kadar kötü gitti, gelin oraya bakalım. Aslında Samsung'un kameradaki başarısızlığı telefon işindeki başarısında saklı. Nasıl mı? Gelişmiş kameralara sahip akıllı telefonların yükselişi, Samsung'un elde tutulur bir başarıya sahip olduğu düşük kaliteli kamera pazarını mahvetti. Tarihler 2010 yılını gösterdiğinde Samsung NX10 model aynasız makinesiyle pazara girdi. Fakat performansı çok iyi olmadı. Samsung daha sonra iyi bir lensle pazara girmesine rağmen kamera almak isteyen kişilerin ilgisini çekemedi. Çıkardığı modeller sağlamdı fakat ilgi çekici değildi. Ayrıca bu dönemlerde Samsung dijital makine pazarında Pentax ile ilgili teknoloji ortaklığına sahip haberleri yayılmaya başlamıştı. Samsung'un fotoğraf makinelerinin, özellikle GX20 modelinin Pentax fotoğraf makinelerine olan benzerliği bu ortaklık iddialarını kuvvetlendiren olay olmuştu. Üstelik bir başka model olan Pentax K20 de aynı gövde, aynı lens sensörü ve aynı dış kontrollere sahip bir model çıkardı Samsung. Şimdi bu noktada durup bir düşünelim. Bir fotoğraf makinesi alacak olsanız ya da alsaydık, Pentax gibi bir markadan alabilecekken neden yeni pazara giren Samsung'un makinesini alalım? Birebir aynı modeller olan bu makinelerin farkları da neydi? Samsung daha sonra oldukça yenilikçi bir model olduğunu söylediği 4.8 inçlik dokunmatik ekrana sahip Galaxy kamerasını tanıttı. Bununla birlikte 2012'de Android işletim sistemini kullanmaya başladı ve birkaç yıl sonra Android işletim sistemini kameralara entegre ederek Android sisteme sahip ilk aynasız fotoğraf makinesi olan Galaxy NX'i piyasaya sürdü. Makine 28 megapiksel sensörü ve hızlı hibrit AF sistemi ile fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılamaya başlıyor gibiydi. Tabi bu olayları çözdüklerinde yıl 2014'tü. NX1 patlama yapmış gibi duruyordu. Aslında ürettikleri modelin markası Canon, Nikon ya da Fujifilm olsaydı çok kısa sürede ödüller toplayarak başarı elde edebilirdi. Tarihlerimizi bir yıl ileri alıyoruz ve 2015'te Samsung raflardan kayboluyor. Nikon'un Samsung'un az önce bahsettiğim NX kamerasının teknolojisini satın aldığına dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Tam o yıllarda Nikon inanılmaz yüksek kaliteli aynasız fotoğraf makinelerini piyasaya sürmeye başladı. Dolayısıyla bu söylentiler de kuvvetlendi. Ancak her iki şirket de açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu dahi olmadığını dile getirdiler. Tamam, inandım. Samsung kamera işine oldukça önemli bir yatırım yapmıştı. Pazarda çok fazla gelir elde edemedikleri için de muhtemelen hayırsever yatırımcıları da yoktu. Çünkü yatırımcıları kazandıracak piyasa gelirini elde edemeyeceklerdi. Daha doğrusu da etmemişlerdi. Gittikçe küçülen ve başlangıçta başarı ihtimalleri gösteren bir pazarda ürünü geliştirmek için milyarlarca dolar harcarsanız bunun anlamı parayı pencereden atmak gibi bir şeydir. Aynı dönem Basçek dijital kamera pazarı da hızla küçülmeye başlamıştı. Çünkü piyasada bulunan akıllı telefonlar en ucuz Basçek kameralarından daha iyi kameralar sunuyordu. İyi performans çıkaran Basçek kameralar ise daha büyük gelişmiş sensörlere sahip modellerden oluşuyordu. Tabi maliyeti de yükseldiğinden aynı fiyata sahip olamıyorlardı. Bir başka önemli nokta, günümüzdeki gibi o zamanlarda da kamera pazarını belirli markalar elinde tutuyordu. Bunlar sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Canon, Sony, Panasonic ve Fuji'ydi. Rekabeti çok yüksek bir pazardı. Bu yüzden bu pazarda küçük bir dilimden fazlasını ummak o yıllarda başarısızlık ve milyonlarca dolara mal olmuştu. İşte bu yüzden Samsung kameraları başarısız oldu. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Kameralardaki başarısızlığı siz neye bağlıyorsunuz? Sizce Samsung neyi yanlış yaptı, neyi doğru yaptı? Yorum kısmına paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup
Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.